İyi günler, hepinize merhaba. Uzun süredir böyle bir video serisi yapmayı düşünüyordum. Özellikle piyano öğretenler için, piyano öğrenenlerin her zaman bir hocaya ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Ama şunu da biliyorum ki pek çok piyano öğrenmek isteyen de bir hocaya ya da iyi bir hocaya her zaman ulaşamıyor. Ya çevresinde yok ya da gerçekten iyi bir hocayla karşılaşma şansı çok az. Aynı şekilde piyano dersi vermeye başlayan hocaların ya da yıllardır veren hocaların da kimisinin hayatı boyunca hiçbir zaman gerçekten çok iyi bir pedagogla karşılaşma şansı olmadığını biliyorum. Açıkça söylemem gerekirse hayatım boyunca gerçekten çok çok iyi hocalarla karşılaşma şansım oldu. Ama bunların yanında her zaman da o kadar şanslı değildim. O kadar da iyi olmayan hocalarla da karşılaştım ve aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu ve öğrencilere ne kadar büyük bir fark yarattığını anlayacak kadar şanslıydım. Sonra düşündüm ki, madem benim böyle bir şansım oldu, neden bu şansı diğer öğrencilerle ya da daha da çok piyano öğreten diğer öğretmenlerle paylaşmayayım? Özellikle de kendisini geliştirmek isteyen öğretmenlerle. Çünkü sonuç itibariyle her ne kadar yaptığımız iş çoktandır üniversitelerin bünyesinde akademik bir şekilde yapılıyor gibi gözükse de aslında tamamen bir usta-çırak ilişkisi olarak öğrenilen ve yapılan bir şey. Nasıl ki çalışı, icrayı, konserde çalmayı iyi bir ustanın yanında çok daha farklı bir şekilde öğrenebiliyorsak, onun tecrübelerinden faydalanarak bunu yapabiliyorsak, öğretmeyi de aynen böyle çok usta bir hocanın yanında yaptığımız zaman, öğrendiğimiz zaman neticesi kesinlikle çok farklı oluyor. Ben özellikle bende çok etki yaratan piyano hocam, unutulmaz insan, burada saygıyla andım, Nimet Karatekin'in öğrencisi olduğum zaman kendisi 67 yaşındaydı. Öğrenciliğinden beri piyano dersi yapıyordu, piyano dersi veriyordu. O kadar güvenilir bir öğretmendi ki kendi öğretmeni Ferhunde Erkin bile kendi kızlarını bizim hocamıza emanet etmişti. Ve 20 yaşından itibaren ders verdiğini düşünecek olursak en azından 47 yıllık büyük bir birikimi vardı ben onun öğrencisi olduğumda. Ve bunun yanı sıra bize hem çalmayı hem de bir yandan da ders yapmayı, ders vermeyi öğretebilmek için kendi daha küçük öğrencilerini bizim asistanlık yapmamızı ve onların da dersini izlemek ve böylece nasıl ders verebileceğimizi öğrenmemizi öğretmek isterdi. Böyle bir hocam olduğu için de gerçekten çok şanslıyım. Ve daha sonraki zamanlarda özellikle baktığım zaman pek çok hocanın yaklaşımının onun yaklaşımından oldukça uzak olduğunu fark ettim. Tabii zaman içerisinde pek çok başka hocayla da çalıştım ve kendim de üzerine pek çok değişik şeyler ekleyerek bambaşka bir metot oluşturdum. Ama bu metodun temelinde kendi hocamın yaklaşımının olduğunu özellikle altına çizmek isterim. Bu video serisinde şimdiye kadar hiç duymadığınız ya da doğru olarak duyduğunuz şeylerin aslında bazen ne kadar yanlış şeylere sebep olduğunu konuşacağız. Aldığım notlardan biraz faydalanmak istiyorum açıkçası. Ve mesela şunu söylemek istedim. Herkes için, her öğretmen için büyük bir muammadır. Öğrenciyle nasıl karşılaşmak lazım? Öğrenciyle nasıl konuşmak lazım? Belki hiçbirimiz bunu çok fazla düşünmemişizdir. Ya da öğrenci elini piyanoda nasıl tutturmamız lazım? Bu da gerçekten büyük bir muammadır. İşte bizim hocamız pek çok diğer hoca gibi elinin içerisinde portakal varmış gibi ya da elinde top tutuyormuşsun gibi filan demezdi. Gerçekten hepimizi kendi en doğal halimize bırakırdı. Ama bu doğallığın içerisinde muhakkak onun büyük bir kontrolü de vardı. Çalışmalarımızı bu anlamda fiziksel alandan öte psikolojik alana da kayacak. Çünkü aslında müzik yapmak bir tek fiziksel bir şey değil. Psikolojimiz eğer yeteri kadar sağlam değilse ya da piyanoya yaklaşımımız yeteri kadar sağlıklı değilse buradan çok sağlam bir teknik elde etmemiz ya da teknik olarak büyük beceri sahibi olmamız beklenemez. Bundan neyi anlıyoruz? En basitinden çoklukla öğrenciler piyanoya elini uzatırcasına oturur. Hayır, piyanoya sizden uzak birisine ancak elinizi uzatırsınız. Diğer enstrümancılar hiçbir zaman enstrümanlarına uzanmazlar. Bir kemancıyı düşünün, kemanına sarılır. Violonselci kemanın violonseline sarılır. Oboacısına sarılarak çalar. Ama biz hep nedense aramızda bir mesafe vardır. Ve o mesafe
psikolojik olarak daha da uzaklaşabilir. O yüzden bu video serisinin içerisinde öğretmen-öğrenci ilişkisinin yanı sıra enstrüman-öğrenci ilişkisinin üzerinde de çoklukla duracağız. Bu arada sadece psikolojik şeylerden de bahsetmeyeceğiz. Bir yandan anatomiden de bahsedeceğiz. Özellikle unuttuğumuz, yapmayı unuttuğumuz ama çok doğallıkla yaptığımız hareketlerden. Şöyle söyleyeyim ki yeni doğmuş bir bebeği görmüşsünüzdür. Yeni doğmuş bebek kendi çok doğal hareketlerini yapar. Oysa ancak 1 ya da 2 yaşından sonra çevresinde görmüş olduğu, göre göre öğrendiği hareketleri tekrar etmeye başlar. Oysa ki doğduğunda bir maymunun yavrusundan hiç farkı olmayan hareketler yapmaktadır. Çünkü aslında ne olursa olsun bizim bedenimiz adeta bir maymun bedeninin biraz daha gelişmişidir ya da form değiştirmiş halidir. O yüzden onların ormanda yaptığı doğal hareketlerden çok da farklı olmamalıdır bizim piyanonun başında yapıyor olduğumuz hareketler. O yüzden parmaklarımızın hareketi, ellerimizin hareketi, sırt duruşumuz, bunların hepsi üzerinde de oldukça değişik ve hiç duymadığınız açıklamalarda bulunacağımı düşünüyorum. Son olarak bu seriyi yaparken tabii ki çok büyük bir pedagogun da yolundan gitmenin çok uygun olduğunu düşündüm. Pek çoğunuz adını söylediğim zaman o ne olacak çocuk oyuncağı diye bence düşüneceksiniz. Kimdir bu? Carl Czerny. Piyano çalanların vazgeçilmez etütleri. Biliyor musunuz Carl Czerny Beethoven'ın öğrencisi. Beethoven'ın en iyi öğrencisi. Ve bunca etüdü yazıyor olmasının tek bir sebebi var. Beethoven'ın eserlerini piyanoda çok daha iyi icra etmek ve öğrencilerine de daha iyi icra ettirmek. Burada gururla şunu da söylemem gerekiyor ki aslında piyano hocalarımın aile ağacına baktığımız zaman, soy ağaçlarına baktığımız zaman Nimet hocamın hocası Ferhunde Erkin, Ferhunde hocanın hocalarından bir tanesi Hegde, Hegde'nin hocası Franz Liszt ve Franz Liszt'in hocası da Carl Czerny ve böylece Beethoven. O yüzden şunu söyleyebilirim ki gerçekten bu etütlerin ne işe yaradığını belki de ilk elden öğrenme şansı olan şanslı öğrencilerden birisiyim. O yüzden metodolojik olarak Carl Czerny'nin Opus 599 100 etüdünü kullanmayı uygun buldum. Kolay gibi gözükmekle beraber size ne kadar kapı açacağını göreceksiniz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.